Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere beğeni ve denemeler okarı kıran bir çorba tarifimle geldim. Bunun için öncelikle tencereye bir miktar sıvı yağını alıyoruz ve bir orta boy kuru soğanı doğrayıp ekliyoruz. Blenderdan geçireceğiz. O yüzden çok fazla küçük doğrama gereği duymadım. Ardından 2 adet, 2-3 adet kapya biber, yine 2-3 adet de yeşil biber doğradım ve ekliyorum. Ben bu tarifi iki ölçü yaptım. Sizlere açıklama kısmına, infobox kısmına tek ölçülük tarifini, ya malzeme listesini yazacağım. 2 e, yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. E, biraz biberle de soğanı soteledikten sonra ve şöyle bir karıştırıyorum. Çok lezzetli oluyor. Dönen herke, ya yapan herkes çok güzel e, dönüşler yaptı. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Ve salça ile de kavurmaya devam ediyorum. Ee, yaş tarhana çorbası bu. Ee, normalde bu sene tarhana yapmayı düşünüyordum ama bu çorbanın lezzetine baktıktan sonra e, yapmaktan vazgeçtim. Derin dondurucuya 2 tane kapya biber, 3-4 tane de domates doğrayıp çiğden buzluğa attım kışında bu çorbayı yapabilmek için. Tabii ki e, kuru tarhana e, daha sağlıklı olabilir. Sonuçta permente oluyor. E, daha sağlıklı olabilir. Ama bu da hem pratik hem de çok lezzetliydi. O yüzden bu sene tarhana yapmadım. Bu şekilde yapacağım kışında. Evet biberlerle de salçayla de güzelce kavurduktan sonra 6-7 adet domates doğradım ve ekliyorum. Söylemiş olduğum gibi ben iki ölçü yapıyorum. Size tek ölçü malzemesini yapacağım. Ekleyeceğim. Domatesi de ekledikten sonra şöyle biraz domatesler ezildikten sonra 2 iki tepeleme, iki tepeleme yemek kaşığı da un koydum ve güzelce kavurmaya devam ediyorum. Un ile de kavuracağım. Yakın arkadaşlarım da denedi, çok beğendiler. İçen herkes çok beğeniyor. Domatesin lezzeti, kapya biberin lezzeti ve yoğurt gerçekten harika bir çorba ortaya çıkıyor. Evet bir kase dolusu da yoğurt ekliyorum ee, bu çok şaşırtmıştı hani yoğurt kesilmiyor mu vesaire diye bakın arkadaşlar hiçbir şekilde kesilme olmuyor ee, bir kase dolusu yoğurdu ekliyorum tek ölçü yaparsanız bir su bardağı yeterli gelecektir yoğurtla da şöyle bir güzelce bir karıştırıyorum. <laughs> Recep Poyraz'ın sesini sık sık videolarda duyar oldunuz. Sürekli takip eden abonelerseniz eğer fark etmişsinizdir. Yoğurt ile de şöyle bir karıştırdım güzelce. Şimdi et suyu ekliyorum. Ee, tabii ki sade su da olur. 1 litre kadar ben et suyu kullandım. Geri kalanında çeşme suyu kullandım. Ee, et suyu eklerseniz çok lezzetli olur. Ama yoksa tabii ki tamamını çeşme suyu ile yapabilirsiniz. Toplamda ben 4 litre kadar su kullandım. Et ve çeşme suyu karışık. Tek ölçü yaparsanız 2 litre su yeterli gelecektir. Ama kontrollü olun. Eğer çorbanın kıvamı size koyu gelirse kaynar su eklemesi yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Yeter ki fazla olmasın. Koyu çorbayı açmak kolaydır ama duru olmuş çorbayı koyultamazsınız. <laughs> Çorbayı bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. 4-5 diş sarımsak rendeledim. Bu çorbaya sarımsak da çok yakışıyor. Kaynamaya başladıktan sonra ekliyorum. Ben normalde kuru tarhanayı yapınca da sarımsağı en son eklerim. Bolca nane, karabiber, kimyon ve tuz ekledim. Baharatlar çok yakışıyor. Özellikle nane çok yakışıyor. Mutlaka ek, ekleyin. Aa! Tamamen sebzeler yumuşayana kadar kaynattım. Ve blenderdan geçiriyorum. Ee, çorbanın kıvamı bana e, koyu geldi. Biraz daha e, su ekleyeceğim bu yüzden. Kaynar su ekleyebilirsiniz söylemiş olduğum gibi. Bakın bu şekilde koyu geldiği için su eklemesi yapacağım. Sizler de blenderdan geçirdikten sonra duruma göre su ilavesi yapabilirsiniz. <laughs> Evet, artık çorbam hazır. Kıvamı bakın çok güzel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ee, çok fazla kişi denedi ve çok güzel mesajlar gönderdiler. Yapan herkes çok memnun. Ben bu tarifi daha önce paylaşmıştım ama e, bazı kısımlarını işte unutmuştum domatesi sonradan kattım vesaire. Tam güzel bir tarif olarak e, kanalımda olsun istedim ve tekrar sizler için çektim ve ekledim. E, Beni buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.